Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS yayınları biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz canlıların ortak özellikleri test numaramız 2 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Şöyle biraz büyütelim sorumuzu. En tane amino asit bileşmişler proteini ve N-1 bir tane suyu açığa çıkarmışlar. Bakın bu amino asitler kendi arasında şu şekilde birleşirken arkadaşlar peptit bağları kurarak birleşir. Kaç tane bağ oluşur? N 1 tane. Yani 1 2 3 4 tane bakın amino asit için 1 2 3 tane bağ oluştu. Yani amino asit sayısının N'in 1 eksiği kadar su ve bağ açığa çıkaran reaksiyonlardır dehidrasyon tepkimeleri. O zaman bu bir sentez yani dehidrasyon olayıdır. Bu esnada amonositler birleştiği için kendi arasında enzimler yardımıyla mutlaka ATP'de harcayarak bu olayı gerçekleştirirler. Ve bu sentez olayı olduğu için bu şekilde protein sentezi, yağ sentezi, şeker sentezi, DNA sentezi, RNA sentezi gibi tüm sentez olayları sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir. Tüm canlılarda görülür mü dehidrasyon? Evet bütün canlılar örneğin protein sentezi yapmak zorunda. Çünkü bütün canlıların enzime ihtiyacı var ve enzimin yapısında proteinler var. Dolayısıyla tüm canlılarda bunun meydana geldiğini yine söyleyebiliriz. Cevap Edirne olarak bulunur. İkinci sorumuz doğadaki tüm canlılar hangilerini dışarıdan hazır olarak alır diye sormuşlar. Şimdi tüm canlılara ototroflar da giriyor arkadaşlar. Ototrof canlılar heterotrof canlılar var. Heterotrof canlılar dışarıdan hazır besleniyorlar. Ama ototrof canlılar kendi organik besinlerini kendisi sentezleyebiliyorlar. Fotosentez veya kemosentez olayıyla organikleri kendileri üretir. O zaman bunlar dışarıdan sadece kimleri dışarıdan hazır olarak alma durumunda olurlar? İnorganikleri. İnorganikleri alırlar. Dolayısıyla tüm canlılar derken biz da düşüneceğimiz için Dışarıdan hazır olarak alınanlar sadece bu inorganikler olmalı. Mineral inorganik midir? Evet. Glikoz organiktir. Kendisi üretebilir bu canlılar. Su inorganiktir. Yine dışarıdan hazır olarak alınır. Oksijen peki? Oksijen fotosentezle de açığa çıkıp kendi kendine canlı üretebileceği için yapan fotosentez yapan ototrof canlılar Bunu da bakın dışarıdan hazır olarak almayabilir. İnorganik ama bakın dışarıdan hazır olarak almayabiliyor. Bunu da böyle düşünmeliyiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda yoktur demiş. DNA'sını sitoplazmada dağınık olarak taşıyan canlıdır demiş. Eğer DNA sitoplazmada dağınık halde bulunuyorsa, çekirdek yoksa bunlarda bu canlı bir prokaryot canlıdır. Bakteri veya arke olabilir. İki tane bakın prokaryot canlımız var. Sadece bakteri ve arke alemindeki canlılardır. Dolayısıyla bu canlı prokaryotu ifade ediyor bu tanım. Endergonik, enerji alan e, yapım olaylarıdır demiş. Anabolik reaksiyonlar, yapım reaksiyonları demektir. Enerji alarak gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu da bunun bakın tanımı olmuş oluyor. Canlıların enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli materyalin sağlanması olayı beslenmeyi ifade ediyor. Çünkü enerji için beslenmek gerekiyor ki o besinlerin oksijenli veya oksijensiz parçalanmasıyla açığa ne yapsın ATP çıksın. Bu şekilde enerji ihtiyacı karşılanmış olsun. Monomerlerin parçalanması sonucu enerjinin üretilmesi ise örneğin glikozun parçalanarak CO2 ve suya beraberinde bakın ATP'ye dönüştürülmesi süreci ise hücresel solunum olarak adlandırılan olaydır. Burada üreme yani canlıların aynı tür canlıların kendi arasında e, yavruları oluşturarak e, birey sayısını artırmasını ifade eden bir tanım olmadığı için cevap Ceyhan olarak bulunur. Dördüncü sorumuz. 1 2 üç, dört tane e, reaksiyon verilmiş. Hangisi yanlış demiş. A'ya bakalım. A2 numaralı olay üretici canlılarda gerçekleşebilir diyor. Yani basit organik moleküllerden karbondioksit ve su açığa çıkmış. Yani Mesela glikozu düşünelim. Basit organik bir moleküldür. Karbonik ve su açığa çıkması demek oksijenli solunumu ifade eder. Dolayısıyla oksijenli solunum e, ökaryot olan mitokondrisi olan tüm canlılarda gerçekleşebilir. Üretici canlılarda da bakın bitkiler olacağına göre protista alemindeki canlılar olacağına göre alpler örneğin örülene gibi canlılar ne yapabilir? Bunlar iki numaralı olayı gerçekleştirebilir. 4 numaralı olay hücre dışında gerçekleşebilir mi acaba? Kompleks organik molekülden basit organik molekül oluşmuş. Örneğin buraya glikoz yazdık. Ne yazalım buraya da? Glikojen yazalım. Ne yapmış? Glikojen 4 numaralı olayla sindirilmiş. Glikoza dönüşmüş. Bakın hücre dışında diyor. Sindirim yapılabilir mi hücre dışında? Evet bağırsağımızda bir sindirim ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Burası hücrenin dışı olduğu için B şıkkı da doğru. 1 ve 3 numaralı olaylar hücre içinde gerçekleşir. 1 numaralı olay Karbonhüste sudan basit organik molekül olan glikozun sentezlenmesi yani ototrofluk olayıdır. Fotosentez veya kemosentez olabilir. E, bu olay hücrenin içinde olur sadece. Hücrenin dışında besin sentezi olmaz. 3'e bakalım. Yine basit organik molekül olan glikozdan glikojen sentezi. Bu da bir dehidrasyondur arkadaşlar. Birinci soruda da vardı bakın. Dehidrasyonlar sadece hücrenin içinde gerçekleşen e, yapım tepkimeleridir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru olmuş oldu. D şıkkı 4 numaralı olayda ATP harcanmaz diyor. Evet glikojen glikoza dönüşürken sindirim oluyordu. Sindirimde biz ATP harcamıyoruz. Vücut sıcaklığımız bu iş için yeterli oluyor. E şıkkı 1 numaralı olay hidroliz midir? Hayır ototrofluk olayı demiştik. Yani fotosentez veya kemosentez olayını ifade ediyor. Bu bir yapım tepkimesidir. Hidroliz suyla parçalanma enzimler katalizörlüğünde sindirimi ifade ediyor. Sindirim bakın 4 numaralı olay idi. Onun için cevap edilme olarak bulunur. 5. sorumuz mantar bitki ve bakteri verilmiş. Bunların ortak özelliği sorulmuş. Mantar ökaryot bir canlıdır. Ve heterotrof olarak beslenir. Yani kendi besini kendisi yapmaz. Ya parazittir, hazıra konar, ya da saprofittir, çürükçüldür, organik artıkları parçalayarak onlarla beslenir. Bitki fotosentez yapar büyük kısmı. Yine ökaryottur bakın bunlar. Bakteriler prokaryottur. Prokaryottur. Fotosentez yapanı olabileceği gibi yapamayanları da olabilir. Her türlü bakteri karşımıza çıkabilir. Bunlardan mantar bitki ve bakterinin ortak yanını sormuş. Aklımıza direkt hücrenin çeperi geliyor. Duvarı geliyor arkadaşlar. Mantarlarda mesela kitinden yapılı bir duvar vardır. Bitkilerde selülozdan yapılı duvar vardır. Bakterilerin bazılarında bakın duvar olmayabilir ama bazılarında bakın vardır. Olanlarında ise duvar peptidoglikandan yapılmıştır. Yani azotlu bir polisakkaritten yapılmış bir duvar vardır. Dolayısıyla bunların ortak özelliği çepele sahip olma olacak. Onu nerede bulacağız? A şıkkı DNA'sının çekirdekte bulundurma ökaryotlar için geçerli. Bu da bakın ökaryot demiştik. Yani bitki ve mantar için geçerli. Ortak değil. İnorganikten organik molekül sentezi ototrofluk olayını bitkiler fotosentez yapabiliyor demiştik. Hadi bazı bakteriler de bakın yapabilsin. Fotosentez veya kemosentez. Ama mantarlar heterotroftu. Kesinlikle yapamıyorlar. Hazır besleniyorlardı. Klorofil bulundurma fotosentez yapanlar için geçerli. Bitki ve bakteri için geçerli olabilir. Mantarlarda klorofil olmaz. Fotosentez yapmazlar. Yine ışık enerjisinden ATP enerjisi üretme fotosentez yapan canlılar için geçerli. Fotofosforilasyon dediğimiz olayla. Bunda yine bitki ve bakteriler fotosentez yapanlar yapabilir. Ama duvara sahip olma, çepere sahip olma hepsi için ortaktır. Altıncı sorumuz boğaz dönüşüm olayları şematize edilmiş diyor. Buna göre hangisi... Canlı hücreler için ortak değildir diyor arkadaşlar. E, tüm canlı hücreler için demiş. Özür dilerim. Dolayısıyla tüm canlıları düşündüğümüz zaman arkadaşlar bir e, canlı içerisinde mesela sinir hücresini aklımıza getirmemiz gerekiyor, epitel hücresini aklımıza getirmemiz gerekiyor, mide hücresi, karaciğer hücresi. Bakın bir sürü hücre var arkadaşlar. Bunların hepsi farklı farklı görevler yapıyorlar. Şimdi e, hangisi ortak değildir demiş. Aya bakalım A ne ifade ediyor? Glikoz oksijenle parçalanmış CO2 ve su oluşmuş. Yani bu oksijenli solunumu ifade ediyor arkadaşlar. Tüm canlı hücreler oksijenli solunumu gerçekleştirebilir mi acaba? Şimdi oksijenli solunum yapmayan hücreler de olabilir. E, bazı canlılar oksijensiz solunuma bakın ne yapabiliyorlar? E, ATP ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, üretim yapabiliyorlar. O zaman bir A, A öncülü ortak olmayabilir. B öncülü karbondioksit ve sudan glikoz sentezlenmiş. Yani bu da ototrofluk olayıdır. Fotosentez veya kemosentezi ifade eder. O zaman bu da ortak olmayabilir. C şıkkına bakıyorum. Glikoz ve oksijenden bakın. Ee, ne yapmış? Yine hmm, A şıkkında okun yönü bu tarafta. Evet glikoz ve oksijen e, glikozdan... Şöyle o gözükmüyor tam olarak da. Glikozdan aminasit bakın dönüşümünü göstermiş arkadaşlar. A glikozla oksijenin reaksiyona girmesi oksijenli solunu ifade etmiş. C şıkkı ise glikozdan aminasit bakın oluşumunu göstermiş. O zaman glikoz aminasite bakın nerede dönüşür? İnsanda karaciğer hücresinde bu dönüşüm gerçekleşebilir. Ama bir sinir hücresinin biz e, tutup da glikozu bakın dönüştürdüğünü iddia edemeyiz. E, çünkü sinir hücreleri sadece mesela ne yapıyor? Glikoz kullanıyorlar. Hazır glikozlar gidiyor kanlı. Onları kullanıyorlar. Böyle bir dönüşüm yapma gibi lüksleri yok arkadaşlar. Onun için C de ortak değildir. E'ye bakıyorum. Aminozitten protein sentezi. E bütün canlı hücrelerde enzim kullanılıyor. Ve enzimler de hücre içinde üretiliyor. O zaman protein sentezi bütün canlılarda ortak olmalı. Tabii ki bu üretilen proteinlerin parçalanması da yine hücre içerisinde ihtiyaç durumunda gerçekleşebilir. Dolayısıyla E ve D bütün canlılarda ortaktır. Ama... A, B ve C öncülleri bütün canlılarda ortak olarak o gerçekleşmez diye düşünmeliyiz. Cevap Adana olarak bulunmuş oldu. Evet bu şekilde ilk videomuzu bitirdik. Canların ortozikleri testikinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.